Korkuteli'nin ilk ve tek yerel televizyonu Korkuteli TV ekranlarından hepinize iyi günler sayın seyircilerimiz. Haber özel programında genel yayın yönetmenimiz Hüseyin Ünal ile birlikteyiz. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün 3 Eylül Salı, 1 Eylül'de bir güreş gerçekleşti ilçemizde. 31. Altın Kiraz güreşleri bu yıl diğer güreşlerden daha farklıydı diye söylentiler var. Ben izlemediğim için çok yorum yapamayacağım. Sizden biz, bir değerlendirme alalım. Biz güreşleri başından sonuna kadar hatta hazırlık aşamasından itibaren Korkuteli TV olarak yakinen takip ettik. Pazar günü de güreş alanında herhalde en aktif televizyon bizdik. Hem canlı yayın verdik. Kanal V ile ortak. Onlara da teşekkür etmek istiyorum buradan. Evet. Bize destek oldular canlı yayın konusunda. Ayrıca Bengü Türk televizyonuyla da bir ortak çalışmamız oldu. Evet, röportajlarını biz yaptık. Güreş değerlendirmesini yine bizden bir arkadaş yaptı. Farklı bir organizasyondu. Farklı olmasının en büyük sebebi şu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan saha içinde güreşi izleyen seyirciler saha içinde güreş yani güreş yapılanlarla arasında hiçbir şey yoktu. Çimin üstünde izliyorlardı. Çimin üzerinde izliyorlardı ama bu yıl gerçekten Korkuteli Belediyesi ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek bu konuda çok titiz davrandı. Çim üzerine kesinlikle sivil görevi olmayan, sivil vatandaş demeyeyim, görevi olmayan hiçbir belediye personeli hatta basın mensupları bile bir şey noktada dolaştı. Yani seyir zevkini etkileyecek güreş hiçbir şeye gezmediler. Ona dikkat ettiler. Bu da güreş izleyenlere iyi bir görüntü sundu. Yani önlerinde hiç kimsenin olmadığı, hiçbir şeyin olmadığı çok rahat bir güreş izleme olanağı oldu. Bana göre şeydi, yani o hem misafir tribünleri hem protokol tribünlerinin ayarlanması, düzenlenmesi çok güzeldi. Bayan tribünü olması ve engelli tribünü olması tabii, çok bayan, ince bir düşünce tabii aslında. Bayan tribünü sonradan kaldırıldı bayanlardan çok ilgi olmayınca. Oraya da normal protokollerden, partilerden aldılar. Ama engelli tribüne vardı. Bir 20 kadar engelli özel insanlarımız diyelim, engelli de demeyelim, özel çocuklarımız geldi. Onlar da aileleriyle beraber izlediler, takip ettiler güreşi. Organizasyon yani stadı süsleme, diğer güvenlik önlemi, alınan tedbirler çok güzeldi. Ve bu ilk yıl, yani bu komite ilk defa yapıyor bu güreşi, bu yeni belediye. Gelecek yıl çok daha farklı olacak diyor Sayın Belediye Başkanımız Ömer İşlek. Sürprizlere hazır olun. Tabii biz de o beklenti içindeyiz. Daha farklı bir organizasyon olacağına da inanıyoruz. Biliyorsunuz Ömer İşlek bu konuda başarılı. Evet. Ve bu konuda iyi bir izlenim bıraktı son 4 ayda. Umuyorum gelecek yıl çok daha güzel, çok daha farklı bir güreş izleyeceğiz. Peki aksayan yerler var mıydı? Ya tabii ki. Tabii ki aksayan yerleri vardı ama öyle çok büyütülecek bir şekilde değildi. Her güreşte zaten aksayan yerler var. Yani sadece güreş olarak demeyelim, yapılan her organizasyonda yani mutlaka isteseniz de istemeseniz de aksayan yerler vardı. Ama aksayan yerler yani öyle çok büyütülecek, çok büyük sorun teşkil edecek bir şey değildi. Öyle yani çok benim gözüme çarpan çok büyük bir şey olmadı. Davetiyemiz olduğu halde alınmadık diye sosyal medyada şikayet mi diyeyim, serzenişler var. Ya tabii ki o vardı, o konuya ben de şahit oldum. Şimdi 3 çeşit davetiye vardı, hatta 4 çeşit miydi tam bilemiyorum. Şimdi işte siyah davetiye vardı, VIP olana. SIP dedikleri bir davetiye vardı. Gençlik kollarına verilmiş, sadece gençler için yapılmış, gençlik tribünü için yapılmış bir davetiye vardı ve normal seyirci için yapılmış bir davetiye vardı misafirler için. Ve burada şey ayırdılar, seyircilerin giriş bölümünü, normal seyircilerin giriş bölümünü ayrı yaptılar. Diğer VIP veya işte protokol üyelerinin giriş kapıları ayrıydı. Ama daha bizde biliyorsunuz daha şey yok, davetiye kültürümüz maalesef gelişmeyik.
Yani biz işte hani düğünde bile lüks bir otelde veya düğün salonunda davetiye giderken davetiye veriyorlar. İki kişi gel, iki kişi katılın. Telefonla da bilgi verin diyorlar. Aynı sistem vardı işte, telefonla bilgi verin, araç plakanızı verin şeklinde bilgiler vardı ama biz maalesef Türk toplumu olarak, yani bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum, bunun biri de ben olsam da böyle bir alışkanlığımız yok. Yani hiçbir bilgi vermiyoruz ve iki kişilik davetiye ile 10 kişi girmeye çalışıyoruz. Peki esnafa da davetiye dağıtıldı. Kapasiteden fazla mı davetiye vardı da almadı? Kapasiteden fazla davetiye yoktu ama işte dediğim gibi iki kişilik davetiye ile 5 kişi girmeye çalışınca bu tür sıkıntılar olabiliyor. Normal davetiye ile protokol alanına girmek isteyenler olabiliyor. Tabii orada bir kargaşa oldu. Haliyle iki kişi girmesi gereken yerde partiler girerken, sahaya girerken, güreş alanına girerken toplu halde giriyorlar siyasi partiler. Tabii bunların da arasında kaynama oluyor. Bu sefer karambolde girenler oluyor. Bu sefer ne oluyor? 100 kişilik, normalde davetiyeli 100 kişilik girmesi gereken yere 200 kişi giriyor. Evet. Bu da sıkıntılara yol açıyor. Giren tekrar çıktığı zaman giremiyor. Bu sefer sıkıntı yapıyor. Yani bunlar oldu ama ben şuna inanıyorum. Bu yıl bu sıkıntıyı yaşayan seyirciler vardı. Yani yok değil, şimdi yok desen sosyal medyada yazanlar var. Evet, sokakta falan da duyduk. Gelecek yıl daha dikkatli olacaklardır. Belki de kapasite biraz daha genişletilebilir. Ya kapasite, tribünler arttırılabilir. Seneye daha da mesela ağırlık tribün olmayacak. Kapasite biraz daha artacak. Biraz daha şeyleri, seyyar portatif olan tribünlerin sayısı arttırılacak, yükseltilecek. O konuda bir çalışma var. Yani bu sene, yani gelecek sene daha düzenli olacağını düşünüyorum. Bilet işini de veya davetiye işi de daha güzel olacak. Ve vatandaş olarak bizler de bu yıl sıkıntı çektiğimiz için, yani girişte sıkıntı çeken vatandaş, ona dikkat edecek. Aslında sadece buraya özgü bir şey değil, Elmalı güreşlerine de yakından ben duydum, gidip giremediğimiz çok oldu diye konuşuyor ya, güreş severler. Bu her güreşte oluyor, bu Edirne'de de oluyor, işte Elmalı'da da oluyor, Kemer'e gitseniz Kemer'de de oluyor, Kumluca'da da oluyor. Yani bu güreşlerde olabilecek şeyler. Tabii o anda vatandaş sinirleniyor, gelmiş adam. Evet, uzak yoldan da gelmiş olabilir. Tabii uzak yoldan gelmiş. Bura güreş biraz da yani herkesi cezbeden bir şey değil. Seyircisi özel. Hastası çok. Evet. Özel adam sadece güreş izlemek için gelmiş. Ve şöyle bir şey var. Gerçekten Kırkpınar'dan çok daha fazla katılım vardı başpehlivanlık noktasında. Mesela Kırkpınar'da yanlış hatırlamıyorsun 53 veya 54 başpehlivan vardı. Burada 67 başpehlivan vardı. Evet. Bu başpehlivanları görmeye gelen tabii ki çok seyirci var ama giremediği zaman bir hayal kırıklığı yaşıyor. Evet. Ve bundan dolayı tepki de veriyor. Bu tepki de normal. Tabii. Normal tabii oradaki zabıtaya veya güvenlik görevlilerine Allah kolaylık versin. Onlar da dün stresli bir, pazar günü stresli bir şey yaşadılar. Ortam yaşadılar. Ama gelecek sene seyirci de daha dikkatli olacaktır. Mutlaka. Organizasyonu yapan ekip de hatalarını test ettiler, nerede yanlış yaptıklarını gördüler. Yani bana göre öyle çok büyütülecek bir durum yok ama mutlaka o eksikliklerini bizlerden daha iyi görmüşlerdir. Ve ona göre bir düzenleme yapacaklardır. Benim bugün konuşmalarımdan çıkardığım sonuç, organizasyondan ziyade Ali Gürbüz'ün erken elenmesi çok büyük hüsran yaşatmış vatandaşlara. Şöyle, oldukça da çok hayranı varmış, tribünleri dolduruyormuş. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, mesela ben kendim canlı yayın araçlarını organize ettim. İşte Bengü Türk'ün olsun, diğer şeylerde yardımcı olmaya çalıştık biz. Ve ben güreşi çok rahat izleyemedim. İşte canlı yayın aracından biraz izleyebildim, takip ettim. Ondan sonra dışarı çıktım falan. Ekipmanlarla uğraşırken sanki bir futbol maçı, yani derbi, Galatasaray Beşiktaş veya Galatasaray Fenerbahçe derbisi gibi bir derbi oynanıyormuş gibi tezahürat vardı. Çok coşku vardı. Sabah saatlerinde mesela, öğleden sonra ilk saatlerde falan. Yani müthiş bir şey vardı. Başpehlivanlar çıktıktan sonra işte Ali Gürbüz'e, Orhan Okulu'ya,
Çok büyük bir destek vardı. Ve ben ömrümde ilk defa bu kadar büyük bir destek, tezahürat, statlarda duydum güreş olarak. Müthiş bir coşku vardı ama işte Ali Gürbüz elendi. Hemen arkasından Orhan Okulu elendi. Coşku düştü. İster istemez. Mehmet Yeşil Yeşil de elendi. Sürpriz bir final oldu sanırım. Ya Mehmet Yeşil Yeşil elendi. Tabii zaten ondan sonra İsmail'in alacağı şey oldu. Yani İsmail alır artık artığa geldi. Heyecan düştü. Tabii milletin beklediği burada. Mesela bir yarı final, çeyrek finalde Ali elendi. O işte bir Orhan Okulu'yla Ali final yapabilir veya Ali Gürbüz'le İsmail Balaban final yapabilir beklentisi daha vardı. Heyecanlı bir daha heyecanlı olurdu. Eğer Ali finale kalsaydı, yani işte bir de Kortelli olması Ali'nin. Evet. Çok sahip çıkıyorlar gerçekten. Tabii eğer Ali finale kalsaydı, dün güreşler tam saat 9'da bitti. Eminim ki ona kadar uzayabilirdi ve hiçbir tane vatandaş da ayrılmayabilirdi. O güreş alanından ayrılmazdı. Yani coşku bence çok güzeldi. Tabii Ali'nin etkisi, Orhan'ın etkisi bunlar yatsınamaz. Daha sonra biz Korkteli gazeteciler olarak, Korkteli işte Hasan Saraçgil ile falan bir basın mensuplarına bir yemek organize ettik. Ben orada işte Koza TV vardı, Kanal V vardı, Bengü Türk vardı, Tekrumeli vardı. Canlı yayın yaptılar 4 tane televizyon. Ekipleriyle beraber artı diğer gazeteci arkadaşlar da vardı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş. Biz hepsine bir yemek ikramında bulunduk. Orada ben gazeteci arkadaşlarla da konuştum. Pardon, TRT de vardı. TRT Spor da vardı dün. Hepsi organizasyonu çok beğendi. Hatta çok rahat çalıştık dediler. İlk defa bir güreşte bu kadar rahat çalıştık. Dediler Türkiye'de böyle bir sistem olmadığını söylediler. Yani o bakımdan şey güzeldi, güreşler. Kazasız belasız oldu. Hakikaten büyük emek harcandı. Güreş öncesi de sonrası da. Büyük emek harcandı. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar olacak. Onlar da nazar boncuğu niyetine. Bakacağız işte bakalım öbür seneler, gelecek seneler nasıl güreş olur. Ömer Başkan bu konuda çok iddialı. Bir de radikal bir karar çıktı. Güreş ağalığı olmayacak. Artık Korkuteli Belediyesi ağası da diye. Şimdi, doğru söylüyorum sanırım. Şimdi şöyle, güreş ağalığı olmadı. Çok kimsenin de haberi yoktu. Bizim de haberimiz yoktu. Güreş ağalığının olup olmayacağı noktasında. Hangi saraca çıkacak diye bekliyordu vatandaş. Ya tabii başka ağalar da çıkabilirdi. Ağa adayları da. Ama Ömer Başkan dün canlı yayınlarda hem biz aldık hem diğer kanallar aldı. Canlı yayınlarda güreş ağaslığına çıkılmayacağını söyledi. Ama çok net bir açıklama alamadık. Biliyorsunuz Ömer Başkan farklı bir insan. Karar verip uyguluyor. Kararını verdiği zaman uyguluyor. Ve yani bunun tam nedeni nedir? Neden bu ağalık şey olmadı? Mutlaka bir bildiği vardır Ömer Başkan'ın. Ve bu konuda da bir açıklama yapacaktır. Biz hatta dün güreşlerden sonra bir sıcağı sıcağına röportaj yapacaktık. Güreşi komple bir değerlendirecektik. 1-1,5 saatlik. Fakat işte gazeteci arkadaşlara yemek organizasyonu yapınca biraz geç kaldık. Haliyle yorgunduk da. Hiç oturmadık diyebiliriz ekip olarak. Öyle olunca ertelendi. Ömer Başkan da yorgundu. O zaman ilk fırsatta Alacağız bir röportaj yapacağız. Bu ağalık konusuna da bir açıklık getirecektir. Yani şimdi ben şundan dolayıdır desem yanlış olur. Çünkü net olarak bildiğim bir şey yok. Veya bir başka gazeteci arkadaşının da bu konuda bildiği bir şey yok. Ama sadece güreş ağalığı olmayacak ve seneye görün dedi. Seneye siz görün dedi. Tabi bakalım artık sürprizler olacak gibi. Neler olacak. Yani şimdi bu konuda çok da bir şey nasıl değerlendirelim bilemiyorum. Hayırlısı olsun. Görelim, izleyelim. Mutlaka Sayın Başkanımız mantıklı bir açıklama yapacaktır. Biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yani ağalık sadece maddi boyutta zaten bir katkı sağlıyordu. Demek ki Ömer Başkan'ın düşündüğü başka şeyler başka var. Başka bir B planı varsa. Vardır mutlaka. Ömer abiyi ben yakinen tanıdığım için
A, B, C, D, E diye gider planları. Bunda plan bitmez yani. Bunun bütün alternatifleri hazırdır. O yüzden çok sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyorum yani. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Bu şunu ekleyelim ayrıca. Bugün saat 2.30'da Kocaeli Belediyesi'nin meclisi var. Meclisi var. Heyecanlı bir meclis olacak. 7 maddeden oluşan bir meclis var. Kocaeli içinde önemli kararların alınacağı, Kocaeli'nin işte daha rahat hizmet edebilmesi için maddelerin görüşeceği meclis var. İnşallah meclis de hayırlı olur Kocaeli evet. için. Yarın, biz de, yarınki ana tabii, haber bültenimizde seyircilerimiz de izleyebilir. Tabii ki biz de meclisi takip edeceğiz. Belki canlı yayında verebiliriz meclisi. O konuda daha coşkun kardeşimize şey yapmadık. O arada yapacağım diyor ama inşallah olur. İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Biz de teşekkür ederiz seyircilerimize. Biz teşekkür ediyoruz. Güreş için emeğe geçen herkese biz de televizyonumuz adına teşekkür ediyoruz. Güreşten sonra da AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kollarından Ümit Kurtoğlu'na sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Bunu da görüntülerini az sonra yayına girecek bilgisini verelim. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oğlum kayıtlara geç ya, askere gönderin.